Evet millet, ayakkabı almaya gidiyoruz. Sizin de özlemiş olduğunuz tarzda bir vlog yapmaya çalışıyorum. Sabah kahvaltımızı yaptık. Dışarıda biraz gezindik. Tekrar acıktık. Yani bayağı zaman geçti. Şimdi ise arkadaşlar ayakkabı alacağız ve Decathlon'a uğrayıp top falan da almak istiyorum. Gittiğim AVM'leri de çok soruyorsunuz. Şu anda arkadaşlar Ankara'da Anka Mall AVM'sine gidiyorum. Hani sürekli yorumlarda geldiği için baştan söylemiş olayım. Hangi ayakkabılar bizi karşılayacak bilmiyorum. Aklımda aslında almak istediğim ayakkabı belli. Bakalım var mı, numarası var mı veya farklı bir rengi varsa belki daha güzel rengi onu da alabiliriz. Göreceğiz. Arkadaşlar alışveriş öncesinde Kebola'ya medium dürüm aldık. Hatta beni de tanıdılar. Şimdi bundan elimde olmasa bunu da almak isterdim de. Hem de istediğim renk var. Bu daha mı güzel sence? Yerini mi beğeniyorsun sen? Başka rengi yok değil mi sende? Siyahlı var. Ben aslında internetten bunu almayı düşünmüştüm. Numarasını getirsen. 45. Aynen. Bu da Jordan Jump, aynen 0.2 SE diye geçiyor. Jordan Jump falan mı? Şey bu şey, Russell Westbrook Why Not. Ama çok daha farklı bak. Çok beğendim. Şunlar değişik şeyler. Bunu çok beğeniyorlar bunu. Jordan Protro Max 720 diye geçiyor. Fitness'ta falan gördün mü? Güzel bir şey giyen. Şu hoşuma gitti. Low. LeBron 16 Low. 17 geliyor gerçi. Yani. Değil mi? Çok fresh yani. Çok güzel bir renk. Bir onu da bakayım. Ben denedim bu etkiyi başka bir yerde de dar gelmişti ayağıma. Tamam bir bakalım. Bir fitleşti. Tamam. Sen beğenmedin mi? Sanki böyle biraz da... Gri olması daha hoşuma gitti. Yani kırmızı ben bunu almayı düşünmüştüm. Kitabım da ya bir de böyle kırmızılı kırmızı daha farklı ya. Bu da oldu gerçi ama. Bu şarkılardan şey yiyeceğiz yalnız. Telif yiyeceğiz. Kapatayım. Yok yok kapat. Nasıl sence? Aslında 44.5 oldu ama çok dar oldu. Ve kalın çorap da giyiyor. Bu 45 numara. 44.5. Aynı, aynı hissettiriyorlar görüyor musun farkı? Şuraya bak. Neredeyse aynı. Ayakkabı kalıbı. İşte ayakkabı kalıbı bu yüzden çok önemli. Ben de videolarda bunu söylüyorum. Yani. Kırmızısı daha güzel ya böyle bir şey. Ha. Ah dedim Türkiye'ye keşke bu gelse demiştim. Kırmızı olması lazım ama. Hmm. Sol özellikle sol çiftim benim daha şey ya. Ayakta nasıl durur sence? Şey var mı? Dışarıda durması bile bunları şey yapıyor. Tozlandırıyor. Tutturabiliriz istersen. Başka o da olur. Bir kendini tanıt ya videoya. Tamam çeksene. İsim ne? Sezer. Sezer. Arkadaşlar Anka Mall Nike'a geliyorsunuz. Sezer abinizi buluyorsunuz. İnşallah. Evet. Evet. Bayağı izlenme yapıyorsunuz. Ne düşündüm aslında bu olayı da arkadaşlarla falan yapıyorum. Arkadaşlar Freak tişörtü çok güzelmiş. Ayağımda da Freak'ler görüyorsunuz. Ama fiyatı biraz pahalı tabi geldi bana. 350 lira. Çok güzel ya. Şunlara bakın. Oba. Bomba.
Ne kadar? 330 lira. Bunlar aşırı. Ama ürünler bomba. Freak. O case bitti ya. Olmuşlar. Jumpman. Toplar falan da çok güzel. Dekatlara bakacağız ama. Şuna bakalım. Bam bam. Evet, masaj topu almam lazım. Şu boy mu iyiydi yoksa şu boy mu? Emin olamadım. Bir de bundan alacağım masaj için. Şu sıralar çok ağrılarım oluyor. O yüzden biraz vücuduma bakmam gerekecek. Paketimizi atalım sonra. Borsa almam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için bakıyoruz. Dizlik herhangi sıkıntısı olanlar varsa bakın birçok şey var aslında. Ve kalitesi de fena durmuyor arkadaşlar. Bakın aşağıda falan da bir sürü şey var. Evet, şu korseden almak istiyorum ya. Şöyle. Evet, burada tabanlık falan da varmış ama. Çok dandik. 60 lira. Çok aşırı dandik. Ve 60 liraymış arkadaşlar. Evet, ben size güzel markaları tanıtıyorum ama siz değer kıymet bilmiyorsunuz. Gidin 60 liraya tabanlık alın. Bayağıdır bunu almak istiyorum ama. Şunlar nasıl? Nasıl? Şu mu? Bir sene yine atıp bunlar alınabilirdi yani. Sağlam görünüyor. Yok mu? Ben bir gün geleyim, ikisini alayım. Şu sadece şunu alayım. Şundan alasınız var. Kırmızı mı sence alsam daha güzel? Kırmızı, değil mi? Kırmızı güzel. Şuna bak. Gelmiş bulunuyoruz. Ayrı bir evet. Benim alacağım arkadaşlar şu 75 lira olmuş. Kendim ikisini kardeşime verdiğim için maalesef dışarıda oynamaya uygun bir topum yok. Evet. Sekmesin diye herhalde biraz indirmişler. Aslında şu potalardan alıp falan içerik üretebiliriz ama yapacak çok şey var. Gençlik. Basketbola yönelik dizlikler, istekler. Gayet de güzel duruyor arkadaşlar. Tişörtlerini falan da çok beğendim. Premium şortları bile var bakarsanız. Evet, Decathlon candır ya. Kesinlikle. Yine aynı top oldu arkadaşlar. Bakarsanız zaten hard ground basketbol topu. Şekilde reklamını da yapmışlar ve zaten bundan da 3 tane kalmıştı arkadaşlar. Bir tane orada var, bir tane orada var. Başka da kalmamış. Diğer toplardan var. Ama ben sadece bunu dışarıda oynamak için almak istediğim için alalım istiyordum ama siyah almak istiyordum. Siyah kalmamış yine ya. Siyah yok. Yok, onlar basket çorabı değil. Bunlar daha farklı. Neyse, farklı bir yerden alırım. Basket çorabı bunlar arkadaşlar ve gerçekten çok güzeller. Tavsiye ederim. Şu an için almayacağım. Siyahını almak istiyorum çünkü. Evet. Alışveriş poşetimiz. Bu alışverişlerin de tadı farklı oluyor. Jordan. Mağazada gördüğünüz zaman arkadaşlar şöyle ufak bir ilk izlenim yapalım diye sizlere göstereceğim, biliyorsunuz. Bu tarz yapıyorum. Kutusunu ben beğenmedim ya. Kutusu çok standart bir kutu. Keşke daha böyle farklı tasarım olsaydı ama Jordan genelde farklı ayakkabılarında böyle yapıyor. Hani imzalı ayakkabılar dışındaki ayakkabılar böyle geliyor yani. Şöyle açalım. Hohoho. Çok güzelmiş ya. Mağazadan buraya gelirken özledim resmen ayakkabıyı. Ama bu outletlere girip indirime girer. Bu outletlere girip indirime girebilecek bir ayakkabı. Doğru diyorsun. Yani ama ne zaman girer? Hangi rengi girer? Nasıl olur? Farklı rengi girerse onu alırız. Arkadaşlar en beğendiğim rengi buydu benim. Tabii siyah rengi de güzel. O beyaz rengi Instagram'dan takip ediyorsanız paylaşıyorum ara ara. O da harika. Genelde çok beğendiğim güzel bir tasarım ayakkabı. Bilmiyorum, sizlerin de beğendiğini düşünüyorum. Çünkü Instagram'da paylaştığım zaman baya like alıyor. Tinker Hatfield, yani o efsanevi Jordan 11'i dizayn eden adam dizayn etmiş. Dolayısıyla bu güzelliği, bu estetikliği bence oradan kaynaklanıyor.
Sadece şu plastikleri biraz böyle bir tuhaf duruyor. Yani biraz gözünüzün alışması gerekiyor en başta. Fakat kaliteli kaliteli. Hani görünüşü bir tuhaf ama dokunduğunuz zaman biraz daha iyi hissettirecek size. Üstünde kullanılanlara falan da ben bayıldım. Ve bu ayakkabının yorumları da çok güzeldi arkadaşlar. Alan herkes çok beğenmiş. Özellikle taban tutuşu falan efsanevi olduğu söyleniyor. Yastıklamasının da çok iyi olduğu söyleniyor. Ben girdim. Baktım bayağı güzel. Aa bak içinde yazıyormuş. Şu içine gelir misin şu tarafına? Bak designed Jordan Performance by Tinker Hatfield. O kadar ünlü bir designer ki. Şurada yazıyor dikkat edersen. Designed. Hayır burada Jumpman yazıyor sadece. Ya. Ha. Aa farklıymış. 23 Jumpman. Ha. Jumpman şey var ya. Drake'in şarkısı. Şurada yazıyor bakar mısın? Bak benim çok daha hoşuma gitti. Bu tarz böyle... Jordan Performance by Tinker Hatfield. Yani çok ünlü bir adam. Dediğim gibi arkadaşlar çok iyi bir performans ayakkabısı olduğu söyleniyor ki ben bunu giyince hemen hissettim. Bilek koruması falan mükemmel. Yastıklaması da çok iyi. Taban tutuşu harika diyorlar. Üstünde kullanılan materyaller de öyle dandik durmuyor arkadaşlar. Böyle premium hissi veriyor. Fiyatı 800 lira biraz pahalı maalesef. Artık şu... Piyasada zaten arkadaşlar 600'ün altı çok uygun olmuş oluyor. 700-800 civarları da artık normal ayakkabılar olmuş oluyor. Hani imzalı şimdi LeBron'lar falan da 1000'ler, 1200'ler. Yandık ya, işimiz zor. Siyah mavi rengi vardı, onu alacaktım aslında. Ya o çok sade geldi, biraz daha böyle farklı olmak istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz her zamanki gibi detaylı incelemesi kanalda olacak. Ben bu ayakkabıya biraz zaman geçireyim. Sonra zaten detaylı incelemesini sizlere çekeceğim. Arkadaşlar umarım bu tarz videoları beğeniyorsunuzdur. Bunu da beğenmişsinizdir. Sizlerle alışveriş yapıyoruz. Sonrasında da ilk izlenimler. Decathlon'dan aldıklarım zaten gayet normal ürünlerdi. Sizlere de tekrar onu açık gösterme ihtiyacı duymuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar mutlaka yorum yapmayı unutmayın kanala. Ve mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bunlar benim için çok önemli oluyor. Bu videoların daha çok ön plana çıkması için. Sizlere daha çok çekiliş yapabilmem için. Bunlara ihtiyacım var arkadaşlar. Beraber büyüyeceğiz. Beraber daha iyi bir kanal olacağız. Gönül isterdi ki şimdi içinize birinize bunu hediye ediyorum demek fakat bunlar ileride olacak. Bunun için de dediğim gibi yorum atıp beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz ve o zil işaretine basıyorsunuz. Her yeni video attığım zaman sizlere bildirim geliyor ve hemen izliyorsunuz. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı Dayısı bugünlük. Out.